Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin yepyeni telefonu V30 Plus'ı inceliyoruz. Öncelikle telefonu bizlere ulaştıran İzmir İletişim'e teşekkürlerimizi sunalım ve videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün ofiste elektrik kesikti, malum işler beklemez, ekipmanı topladık, eve geldik, bugün çekimi evde hallediyoruz. Şimdi şu kafa karışıklığını bir çözelim. V30 modeli var, bir de V30 Plus var. Aralarında öyle ahım şahım bir fark yok. V30 Plus yani elimizdeki model 128 GB depolamaya sahip, V30'da 64 GB. Ancak iki telefonda Micro SD kart yuvası bulundurduğu için bu durum birazcık önemsiz kalıyor. Şimdi telefonumuzun iddialı noktalarına bir tanesi, yani kamerasıyla başlayalım. Telefonumuz çift kamerayla birlikte geliyor ve artık LG'nin imzası haline gelmiş olan ikinci kameramız geniş açılı. Firma kamerasını daha iyi bir hale getirebilmek için hem donanım hem de yazılım açısından ciddi uğraşlar vermiş. 16 megapiksel değerindeki ana kameramız f1.6 diyafram değerini taşıyor. Kağıt üzerinde düşük ışıkta iyi iş yapıyor gibi gözükse de gerçekte pek öyle değil. Geniş açılı kameramızda 120 derece açıya sahip, f1.9 diyafram değerini ve 13 megapiksellik çözünürlüğü bünyesine barındırıyor. Ön kameraya baktığımız zaman LG için işler yine pek iyi gitmiyor. 5 megapiksel değerindeki bu kameramız gündüz fena olmayan fotoğraflar çıkartıyor, ancak düşük ışığa geçtiğimiz zaman maalesef fotoğraflarımız bayağı kötüye doğru gidiyor. Yani ilk amacımız öz çekimse bir telefondaki, telefon pek bize göre olmayabilir. Video tarafına baktığımız zaman Cine Video modu telefonun ön plana çıkan özelliklerinden birisi. Film karelerini aratmayacak görüntüleri bu mod sayesinde yakalayabilirsiniz. LG Cine Log diye bir sistemi kullanıyor. Bu da size kurgu aşamasında daha fazla işleme, daha fazla veri elde etme şansını sağlıyor. Bu mod sayesinde ne bileyim drone'unuz olur, cimbaliniz olur, bu tarz profesyonel ekipmanlarınız da varsa rahatlıkla böyle amatör kliplerinizi çekebilirsiniz. Hatta kısa filmde ödüllere bile koşturabilirsiniz. Bir de Point Zoom özelliğini eklemişler video tarafına. Böyle çok yumuşak, yavaş zoom yapmanızı sağlıyor bu mod. Yani telefonlarımızda video çekerken zoom yapınca görüntüler çirkin oluyordu. Bu mod sayesinde daha güzel bir şekilde nesneye yakınlaşabiliyoruz. Ancak bu modda da biraz yakınlaştığımız zaman nesne bulanıklaşmaya başlıyor. Yani biraz işlevini kaybediyor. Telefonumuzda optik sabitleyici var. Çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak şunu söyleyelim. Saniyede 30 kare 4K videoları çekebiliyoruz. Dilersek 60 kare 1080p videolar çekebiliyoruz. Aynı zamanda ağır çekim istiyorsak da 720p'ye alıyoruz ve 120 kareyi yakalayabiliyoruz. Arkadaşlar sesimi şu anda LG V30 Plus üzerinden dinliyorsunuz, yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Kameraya genel olarak bakacak olursak gündüz oldukça iyi işler çıkartıyor. Geniş açısı olsun, normal lens olsun, güzel fotoğraflar, videolar çekebiliyorsunuz. Ancak iş biraz karanlıklaşınca fotoğraflar ve videolar istediğiniz sonucu vermemeye başlıyor. Yani sizin ilk hedefiniz fotoğraf çekmekse, telefonla veya video çekmekse, bunun daha önünde olan telefonlar var. Biraz da kamera arayüzünden bahsedecek olursak, oldukça detaylı bir kamera arayüzü bizleri bekliyor. Özellikle manuel ayarlarda çok fazla seçeneği bizlere sunuyor. Fotoğrafla biraz daha profesyonel anlamda ilgileniyorsanız bu modlar tam size göre diyebilirim. Şimdi telefonun kalan kısımlarıyla devam edelim. İlk önce biraz tasarımdan bahsetmek istiyorum. 6 inçlik bir ekrana sahip bu telefon, 1440x2880'de bir çözünürlüğü var. Ayrıca %81.2'lik ekran gövde oranımız bulunuyor. Bu da demek oluyor ki çerçeveleri çok ince telefonun. Hem ön hem arka tarafın cam olması da telefonun üzerinde çok fazla parmak izi kalmasına sebep oluyor. IP68 sertifikası ile birlikte 1,5 metrelik suyun altında 30 dakika durabilme iddiası var. Ayrıca web sitelerinde ABD askeri standartları düşme testini geçtiği yazıyor. Ancak alt tarafına da böyle küçük puntolarla yazmışlar. Tüm koşullarda denenmemiştir, işte evde denemeyin vesaire gibi bir şeyler yazıyor. Bizden uyarması, yani bu telefonu alıp da düşürmemeye özen gösterin. V30 Plus 15.1 santim uzunluğa, 7,5 santim genişliğe ve 7.3 mm inceliğe sahip. Toplam ağırlığımızda 158 gram. Tek elle tutuş hissiyatı açısından olumsuz bir tarafını çok fazla görmedik. Kutu içerisinden Android 7.1 ile birlikte geliyor. Güney Kore'de oraya güncelledikleri haberlerini aldık. Muhtemelen yakında diğer ülkelerde açılacaktır. 3.5 mm'lik kulaklık girişi olan telefonumuzun parmak izi okuyucusu arkaya konumlandırılmış. Konumlandırıldığı nokta oldukça güzel ve bu okuyucu oldukça seri bir şekilde çalışıyor. V20'de bulunan ikinci ekran bu telefonda kaldırılmış ve Samsung Edge'e benzeyen floating bar diye bir özellik eklenmiş ikinci ekran yerine. Ben ikinci ekrana kıyasla bu özelliği daha çok sevdim. Ülkemizde tek simli satılacak gibi duruyor şimdilik. Bizim elimizdeki çift sim kart girişine sahip, ancak iki sim kartı kullanmak istiyorsak micro SD kart girişinden feragat etmemiz lazım. Şimdi biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Telefonun işlemcisi Snapdragon 835 arkadaşlar. Aynı zamanda 4 GB RAM ve Adreno 540 grafik işleme birimi bulunuyor. Keşke Plus modeli için en azından RAM'i 6 GB'a yükseltselermiş diyebiliriz. Günlk işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun yanında oyununuzu da oynarsınız, videonuzu da dizinizi de rahat rahat izleyebilirsiniz. Oldukça doyurucu bir telefon diyebiliriz. Şimdi telefonla bir 10 dakika oyun oynayalım. Hem ben bataryasından bahsedeyim sizlere bu sırada, hem de ısınma durumuna bir bakalım. 3300 mAh'lik bataryasıyla birlikte bir günü oldukça rahat bir şekilde çıkartabilen bir telefon V30 Plus. Hem de ekranımız 6 inç ve çözünürlüğümüzün de yüksek olmasına rağmen. Hızlı şarj desteği sayesinde de yaklaşık yarım saatlik bir süre içinde şarjımız %50 seviyelerine çıkıyor. Tam şarja ulaşması da ortalama 1 saat 50 dakika civarında. Artık telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Söz konusu LG'nin ürettiği bir telefon olduğu zaman ekran şikayetlerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Pixel 2X da aynı ekran kullanılıyor V30 Plus'ta ve o telefondan şikayetler gelmeye başladı bile. Şimdi ekran muhabbetini bir kenara bırakalım. Bu telefonun fiyatı ülkemizde 4000 TL veya biraz daha üzeri olacağı tahmin ediliyor. Biz fiyatı biraz fazla bulduk ve muhtemelen de çıkışından bir süre sonra bu fiyat aşağıya doğru inecektir. Diğer LG telefonlarda da bunu zaten görmüştük. Telefon hem kamera açısından hem de genel Android deneyimi açısından oldukça güzel şeyler vaat ediyor bizlere. Ancak az önce de bahsettiğim gibi siz de anlamışsınızdır. Telefonu almak için çok fazla acele etmemek lazım. Biraz bekleyin, biraz yorumları falan bir okuyun. Ondan sonra yine göz atabilirsiniz. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte LG V30 Plus'ı inceledik. Sizler ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da hemen şuradaki anketimizden cevaplarsanız seviniriz. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Millet ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.